Unreal Engine kullanıcının yarattığı, Epic Games'in bizler için satın aldığı 5 adet ücretsiz paket ile birlikteyim. Her ay olduğu gibi bu ayda sizlerle beraber bu 5 paketi indirip test edeceğiz. Geçen video Breath of Space'ten bahsetmemişim. O yüzden hızlıca Breath of Space'ten bahsedeceğim. Geliştirmekte olduğumuz Third Person Shooter, Roguelike, Hybrid Breath of Space'i bir istek listenize alarak bizlere destek olabilirsiniz. Yakın zamanda Breath of Space hakkında duyurularım olacak. Ancak eğer hala izlemediyseniz şuradan trailer'ımızı izleyebilirsiniz. Ve oradan da Steam sayfasına giderek istek listenizi alarak bizlere destek olabilirsiniz. Hemen videoya geçelim. İlk paketimiz Stylized Night Dungeon Pack. Genelde bu ay RPG elementlerinden, medieval paketlerden oluşuyor. Siz de farkına varacaksınız. 5.0 için üretilmiş bir stilize dungeon paketi. Her şey Nanite ile uyumlu bir şekilde yaratılmış. Bu da güzel. Genelde biliyorsunuz eski versiyon, engine versiyonları için yaratılmış paketlerde Unreal 5'te açtığımızda sorunlar yaşayabiliyoruz, ancak bu pakette özellikle 5 için üretildiğini söylüyorlar. Kendine ait bir post prosesi var gibi görünüyor. Bunun yanında da materyallerimizin de displacement'ları açık, yani Nanite tessellation'a uygun diye düşünüyorum. İnşallah bunlar mesh detayları değil, materyal detaylarıdır. İnceleyeceğiz zaten paketin içerisinde. Chest'imizin 3 ayrı varyantı var. Bunlar hasar görmemiş, hasarlı ve açılmış şeklinde. Altın paralarımız, eliksirlerimiz mevcut. Şamdanlarımız, mumlarımız ve çevreyi donatabileceğimiz kemikten proplarımız mevcut. Bir dungeon'ı, bir nasıl söyleyeyim, bir zindanı oluşturabileceğiniz modüllerimiz de mevcut. Duvar modülleri, kapı modülleri, zemin modülleri gibi. Gayet güzel görünüyor dışarıdan. Evet, tahmin ettiğimiz gibi tamamen 5 için üretilmiş bir paket. Eski versiyon engine'de kullanmanız bir tık sorunlu olabilir. Ancak incelemeye geçmemiz için herhangi bir sorun kalmadı. Hemen projeye geçelim. Evet, projemiz açıldı. Yani şimdi benim content projemin altında 70 tane falan proje oldu. Nasıl buluyorum bu isimleri? Geliyorum şuradan arayarak buluyorum. Dungeon yazıyorum. Bende şu an 70 tane dungeon var. Geliyorum burada mesela, gelip şuradan yapan stüdyoyu buluyorum. Stüdyonun adını falan yazıyorum. O şekilde buluyorum. Benim acilen fresh bir projeyle tekrar başlamam lazım. İki tane map'imiz var. Biri dungeon, biri de overview. Overview'da büyük ihtimal bu kullanılan modülleri tek tek bizlere göstermişlerdir diye düşünmekteyim. Şimdi durumlara bakalım. 5.0'da ürettikleri için ışıkların ve haliyle light setup'ların falan buna uygun olduğunu düşünmekteyim. Yani buradaki ışıkları bakalım ne yapmışız? Movable yapmışız. Görmüş olduğunuz gibi stationary bile değil artık ışıklarımız. Movable çünkü Lumen kullanıyoruz artık cayır cayır. Herhangi bir build de almıyoruz ışıkları. Bu sebeple de aslında Nanite ve Lumen beraber çalıştığı için de oldukça uygun bir map. Şimdi benim ilk hatırlıyorsunuz aklıma gelen şey ne? Buradaki acaba displacement'lar mesh'ten kaynaklı mı, materyalden kaynaklı mı? Bunu görmek için şöyle yapacağım. Bunu yapmama gerek yok. Şuraya bir default materyal atalım. Laster atsak da olur. Aynen mesh'te şey yapmışlar. Pardon, yine detaylı bir şey attık. Vallahi elim gidiyor, yine detaylı bir şey atıyorum ha. Default diyelim. Şöyle bir boş materyal atacağım. Ya görüyorsunuz zaten şeyler var. Mesh'i direkt nasıl söyleyeceğim ya, sculptlamışlar. Bu sebeple de biraz triangle sayımız yüksektir diye düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi, yani görebiliyor musunuz bilmiyorum, şöyle karanlığa getireyim. Bayağı yüksek aslında bu tarz bir stilize paket için triangle count'umuz, ama bu mesh'lerin tamamının Nanite'e enable. Bu sebeple de gelip ben şuradan Nanite visualization'ı açarsam eğer, Angles'ı açarsam bütün sahnenin Nanite'den oluşturulduğunu görüyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? Aslında optimizasyonu biraz engine'e bırakmış oluyor. Bakın şöyle zoom yaptığımda triangle sayısını olabildiğince arttırıyor. Detayı bize gösteriyor. Ancak uzaklaştığımda triangle'ları birleştirerek otomatik olarak optimize ediyor. Unreal Engine bizler için bunu sonuna kadar kullanmışlar. Hemen bir alt P'ye basalım. Karakterimizi bir içeride yürüttürelim. Ne durumdayız? Bir de şöyle FPS açayım. Kayıttayken ne kadar FPS oluyorum onu da göstermiş olayım sizlere. Hemen şöyle F11 diyelim. Şu an kayıttayım. 2K alıyorum. Kayıt alıyorum. Bu sebeple birazcık FPS'imiz de düşük haliyle. Bir de hani stilize diye de adamlar şeyden de kısmamışlar. Çok fazla ışık var, çok fazla movable ışık var. Bu da birazcık performansı düşürüyor açıkçası. Lumen'de eğer iyi performans almak istiyorsanız olabildiğince movable ışık sayınızı minimumda tutmanız lazım. Bunun yerine emission kullanmanız lazım. Yani point light yerine eğer emission'ı yüksek olan küreler kullanırsanız ve sahnenizi bunlarla aydınlatırsanız bir tık daha optimize bir sahneye sahip olmuş olursunuz. Bunun yanı sıra dediğim gibi detaylar çok kuvvetli. Stilize olmasına rağmen çok detaylı meshler var ve bunlar tamamen modüler parçalardan oluşturulmuş bir level olduğu için de siz de istediğiniz kadar farklılıkta kendinize uygun zindanlarda oluşturabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir de bu stilizliğin çoğu da ya görmüş olduğunuz gibi benim Burak'a bile yamulttu post process. Bir post process materyaliyle yapıyorlar. Bu sebeple de aslında bize verilen iskeletleri falan buraya attığınızda da fazla garip durmayacaktır. Gelip şu post prosesi bir kapatmak istiyorum. Bakalım nereden nereye geliyoruz. Şöyle bakabilirsiniz. Direkt ışıkları patlattı. Mesh'lerdeki o texture'daki küçük blurlar görünür hale geldi. Bu sebeple işte stilize paketlerde zaten çok tatlı bir birleştirme oluyor. Herhangi bir mesh değil ama güzel bir stilizasyona sahipseniz kullandığınız kompozisyonlarda bir o kadar tatlı bir şekilde birleşebiliyor. Yani şöyle post proseste tabii ki ışık ayarları falan da var. Kapattığımda bu şey patlıyor ama görebilmeniz adına da bunu göstermiş olayım. Post prosesi kapattığımda herhangi bir performans kazancı sağlıyor mu? Yok, sağlamıyor. Tamamen dediğim gibi çok fazla ışık var, movable ışık var. Bu movable ışıklardan eğer mesela hani şöyle sahnenin birazcık diyorum renginin şeyi bozulacak ama bu point light'ları sildiğimiz noktada performansta kesinlikle artış yaşayacağımızı düşünmekteyim. Play'e bastığımızda Lumen yine ışıkları pıt pıt çalıştırıyor. O sebeple de pek bir şey ifade etmiyor. Bir de bu point light'lar dışında çok fazla da ışık blueprinti var. Acaba bu ışık blueprintlerinden kaynaklı mı bilmiyorum. Ama içerisinde lightning olan her şeye bir dokunup tekrar bir bakmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü triangle sayımız yüksek ama böyle bir stat para hash yapsam yani o kadar da yüksek triangle drone olmuyor Nanite çalıştığı için. 200.000 300.000 hiçbir şey değil yani. Bir tane duvarımız farkındaysanız 100.000'di. Yakınlaştığınızda birazcık artıyor ama yine de öyle atla deve değil. O sebeple bence sırf Unreal Engine 5 rendering teknolojilerinin için incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. İndirip neyi nasıl çözmüşler bakabilirsiniz diyerek bir sonraki pakete geçiyorum. İkinci paketimiz Modular Asian Medieval City. Dediğim gibi tamamen medieval ve birazcık da RPG oyunlarında kullanılabilecek paketlerden ilerliyoruz. Modüler olması güzel. Ben buna benzer bir paket hatırlıyorum. 2021 ya da 2022 yılında verilmiş olması lazım. Ama eğer yanlış hatırlıyorsam da lütfen beni maruz görün lütfen. Hızlıca ilerleyelim. Birazcık daha yani stilize mi bu da? Sanki stilize gibi yani meshlerin şuradaki şeyleri falan çok bariz belli oluyor. Diğerki pakete göre bir tık daha kalitesiz diyebileceğim görsellikte. Bunu hani kötü olarak algılamayın. Yani şuradaki mesela birleşim detaylarındaki özensizlikten bahsediyorum. Yoksa pakete kalitesiz demiyorum ama ambient occlusion doğru yedirilememiş. Mesh'ler direkt herhangi bir bevel'dan ya da herhangi bir böyle nasıl söyleyeyim çözünme yapılmamış mesh'lerde bir eskimişlik bir yaşanmışlık yapılmamış. O yüzden diyorum sizler de hak vereceksinizdir diye düşünüyorum. Bunun dışında iç mekanıyla dış mekanıyla ve modüler olmasıyla Asya projelerinizde, Asya esintileri geçen projelerinizde kullanabileceğiniz bir proje gibi görünmekte. Hızlıca incelemesine başlayalım. Asian Town Maps klasöründe projemizi buldum. Daha önce buna benzer bir paket verilmişti. İddiamı da hala kendimce sürdürmekteyim. Cidden çok benziyor. Şöyle dışarıda bir terrain'e başlıyoruz. Ağaçlarımız mevcut. Güzel bir surumuz var. Gayet güzel bir surumuz var. Cidden dışarıda göründüğünden çok daha iyi görünüyor proje içerisini gezdiğimizde. bizi şöyle bir giriş bekliyor. Heh, söylediğim şey şuydu işte. Bakın burada o screenshot'ta göründüğünden bir tık daha güzel görünüyor. Bildiğin sanki buraya put diye bir kütle bırakılmış gibi, ki aynen put diye bir kütle bırakılmış. Bu affedersiniz bir yani şu detaylar materyal detaylarıysa, ben buna default materyali koydum da bu adeta şununla aynı. Shape, cube. Yani şunu şöyle alıp koyup bakın şimdi. Sonra Burak paket beğenmiyor. Sen kimsin falan, paket beğenmiyorsun diyorsunuz da. Mevzu şu değil mi arkadaşlar? Ya tabii ki UV'si birebir aynı olmayacak. Ben bunun UV'sini de Unreal'da açar koyarım da. Yani o kadar da göze batmıyor yani. Aldım, bir tane küp koydum ve materyali koydum. Dediğim aslında kalitesizlik buydu. Hani paketin kendisine değil, belli başlı noktalarda hileler yapmışlar ki bu hileler de yapılacak tabii ki yani. Onun dışında arkalarımız var. Şöyle köprülerimiz var. Su materyalimiz, engine'in default su materyali mi? Aynen, engine'in default su materyali galiba, aynen öyle. Onun dışında böyle bir uçtan bir uca sarkıtabildiğiniz lambalar mevcut. Spline kullanılarak yapılmış. Bu da hoş. Cidden ben mağaza görsellerinden çok daha beğendim içerisini. Bir de gelin 6P yapalım. Bir içerisine gezelim. Yani gayet bence scale'leri ile birlikte çok iyi iç mekanları da var. İç mekanlarında da güzel proplar mevcut. İçerileri doldurabileceğimiz. Bazılarını sormuş, abi sen kendi karakterinle geziyorsun, nasıl geziyorsun bilmem ne diye. Bunların ben videosunu çektim. Eğer hala o videolarla çalışmıyorsa yenisini de çekerim. Yaptığım tek şey Meteorum'unu alıp Third Person karakterin içerisine koyup live retargeting yapmak. Yani animasyonları retarget etmedim. Şu an altında bir tane Third Person karakter koşuyor. Onu visibility'sini kapatıp benim Meteorum'unu koşturuyorum. Zaten pantolondaki falan patlamalardan da anlayacağınız üzere weight'ler falan hep third person karakterin weight'leri. O sebeple eğer hala sorarsanız hızlıca bir tutorial'ını da çekerim. Eski videolar faydalı olmuyorsa eğer hemen yenisini eklerim diye düşünüyorum. Zaten ama bu motion matching sample geldi ya, game animation sample. Yavaştan benim karakteri de ona geçirmem gerekecek. İncelemelerde sağda solda belki zıplarız, koşarız diye. Bu paketin incelemesi de bu şekilde. Ben çok beğendim. Şeye çok benziyor. Rainbow Six'te bir tane Asia level'ı vardı. Bu paneller falan kurşun geçiriyor, patlıyor falan. Ben ona çok benzettim. Rainbow Six oynayanlar belki bana katılır. Aşağıya da yorumlarınızı yazarsınız. Hayır abi, ne alakası yok derseniz de alınmam, gücenmem. Yorumlarınızı aşağıda rahatlıkla belirtebilirsiniz. Bir sonraki pakete geçebiliriz. Üçüncü paketimiz UnderCity Wonderland Bundle. Yani ikili bir paketimiz mevcut. Bir şehrimiz var. Alt şehir diye geçiyor. Genelde oyunlarda da böyle gökyüzüne erişimi olmayan ya böyle metro çevresinde gezinen ya da fabrika ya üretim şehri gibi olan. Bir de Wonderland, yani daha çıtır pıtır bir level bekliyor olacak bizleri diye düşünmekteyim. Dediğimiz gibi fabrika böyle boru hatlarıyla döşenmiş bir şehir bizi karşılıyor. Bu UnderCity dediği büyük ihtimalle. Bir de WonderCity dediğimiz, Wonder Bundle dediğimizde adeta bir Disney level'ı gibi ama havada gezen kuleler de görüyorum. İlginç, ilginç. Bunlar gerçi bağlıymış kule modüllerine, o yüzden ayakta durabiliyorlarmış. Daha fantastik bir level ikinci bundle'ımızda. Bu tarz bundle'lar güzel oluyor. Bir paket yerine iki pakete sahip oluyoruz. İnceleyelim bakalım. Görünüşüne göre içeride kalitesi de aynı şekilde bizleri mutlu edecek mi? Evet, şimdi UnderCity ve Wonderland Bundle'ın UnderCity'sini açtık. İki pakette bir proje olduğu için hızlıca ikisine de geçiş yapacağım. Bir kere sizin burada gösterdiğiniz gibi görünmüyor bu. Neden? Şuradaymışız. Aynısı görünüyormuş. Pardon, benim hatam. Başka bir alanı da var o zaman bu şehrin. Aynı o şekilde görünen ya da birden fazla light setup'ınız mı var? Bakalım. Büyük ihtimal birden fazla light setup'ınız var o zaman. Çünkü ben aynı şekilde göremiyorum. Mesh'lerimiz çok aşırı low poly ve stretch'li çok fazla materyalimiz var. Yani şuralara girmek bile istemiyorum. Fiyatı neydi ki acaba bunun bedavalara eklendi bilmiyorum ama ne yerde herhangi bir detay var, yaşanmışlık var, herhangi bir prop var. Materyallerimizin çoğu stretch'ti. Yani bilmiyorum, öğrenci projesi gibi duruyor. Size de öyle gelmedi mi? Screenshot'larda yine iki boyutlu görüyorduk bilmem ne de. Sanki basic shape'lerle modellenmiş ve üstüne de materyal atılmış. Bu materyalleri de texture.com'dan falan indirip koymuşlar gibi geldi bana. Cidden çok kötü ya. Baya baya kötü. Ben Wonderland'e bakmak istemiyorum arkadaşlar. Sonuçta onu açmam benim 5 dakika 6 dakika harcayacağım 5-6 dakikaya değmeyecek bence. Yani ekstra bir şey de söylemek istemiyorum. Şimdi bakın şöyle bir building yapmışlar. Bu building 1000 triangle. Bilen, yani çok çok iyi optimize de detay yok abimcim. Tamam, okey. Hani çok ucuza çözmüşsünüz her şeyi de birazcık detaylandırabilirdiniz diye düşünüyorum ben şeylere. Şöyle bir floor materyali var. Aa, master materyal falan da çözmemişler. Arkadaşlar bakın. Eğer bu tarz bir paket indiriyorsanız ve paketinizin materyalleri böyle ayrı ayrı ve hiçbiri bir master materyale bağlı değilse indirdiğiniz paket çok çok iyi bir paket değildir. Onu söyleyeyim. Bunlar kimmiş? Daha önce başka projeleri de var mı böyle? Maşallah ürettikçe üretmişler. Diğerkiler de böyledir diye düşünüyorum ben. En azından master materyale bağlanmış bir materyal pipeline'ı görmek isterdim. Ancak o da yok. Konuşurken ama belki o sırada Wonderland'ı açalım. Belki o daha iyidir. Yani her ay 5 paket indiriyorum. Bunların indirmesi, shader'larının compile edilmesi, incelenmesi, yorumlanması, videosunun çekilmesi benim de bir tık vaktimi alıyor haliyle. Bu tarz kötü paketler gördüğümde de üzülüyorum. Ama sizin destekleriniz, yorumlarınız gerçekten beni her ay çekmem için motive ediyor. O yüzden sizlere de çok teşekkür ediyorum. Aslında ben bu video serisine başlamadan önce, yani Ocak 2021'de falan başladık. 3. yılımıza devirdik. Ben yine bu paketleri indirip test ediyordum. Bakıyordum ne var ne yok diye. Sadece benim için de güzel bir bahane oldu aslında YouTube serisinin başlaması. Bu sebeple de severek, isteyerek çekiyorum. Ancak sizlerin yorumları da mutlaka beni çok fazla motive ediyor. Onu da söylemek isterim açıkçası. Burada da küçük bir terrainimiz var. Onun dışında da şöyle kulelerimiz var. Yani bu kuleler de yine çok... Bakın şurada light map'lerinin patladığını görebilirsiniz. Çünkü çok low poly çözmüşsünüz. Yani şuradaki birleşim detayları, şuradaki ışığın doğru hesaplanamaması. Yani bunun sebebi de arkadaşlar şu tamamıyla. Şu mesh'in çok düşük poligonlu olması. Yani poligon dediğim şey illa çok kötü olmak zorunda değil. Poligon sayısının düşük olması, çok optimize olması ve çok iyi olduğu anlamına gelmiyor. Yani şuradaki bakın bu gölgenin sızdırılması, üstüne düşen ışığın doğru yansımaması gibi sorunlara sebep oluyor. Ben bir 3D artist değilim kesinlikle. Ancak bu tarz sorunları kendi süreçlerimizde yaşadığımız için söylüyorum. Yani bilemiyorum, ben pek beğenmedim açıkçası bu paketi. Genelde de bazı paketlere bu tarz şeyler söylemem. Yani en azından şuradaki bayrakların bir weightlenerek bakayım. Heh, tamam. En azındanı var. En azındanı var. Güzel. Bakın tecrübe. Kendimi az kalsın laf sokulacak duruma getiriyordum. Söylemeden durdum. Dedim en azından bunları hareketlendirmişlerdir dedim. Bir baktım statik mesh değil, skeletal mesh. Dedim bunları weightlemişler. Büyük ihtimal burada da o zaman bir wind'imiz vardır. Wind direction'ımız var. Bu wind direction'ı arttırıp azaltarak da bu bayrakların hareket şiddetini değiştirebilirsiniz. Speed'ini 1 yaparsanız böyle daha yavaş salınacaklardır. 1000 yaparsanız da deli dana gibi koşturacaklardır. Yani pek bir şey söylemek istemiyorum. Bunu peki Blueprint'le mi döndürdünüz? Bir de ona bakalım. Blueprint, aynen Blueprint'le döndürmüşler. Event'te döndürüyorlar. Bu da yani of. Peki bu aktörün tikini sabitlediniz mi? Yok. Şimdi şöyle yapacağız. Bakın. Şimdi şunun dönüş hızını görüyorsunuz değil mi? Şu an FPS'imiz kaç? FPS'imiz 70. Ben bu FPS'i gelip Project Settings'ten, pardon Plugins'ten değil, oldu ki öyle birisi yani bütün projesini bitirdi, değirmeni de koda bağladı, değirmenin üstüne zıplıyorsun, tırmanma mekaniği falan yazdı. Ben şimdi bu projenin frame per frame rate yazdım ve bu oyunun, atıyorum çok kötü bir bilgisayarda çalışıyor, tamam mı? Gelip şuradan ben used fixed dedim, tamam mı? 10 FPS'te çalışsın bu oyun, 15 FPS'te çalışsın. Şimdi şunun dönme hızına bakın. Tamam mı? Bir de şunu kapattım. Bir şuradaki dönme hızına bakın. Neredeyse 2 katı falan fark var. Bir de oyununuz şatırlandığında bu değirmenin dönme hızı da haliyle değişecektir. Bu tarz şeylerde tikten, yani şu tikten kurtulmanız için, tikin rotasyonu etkilememesinden sağlamak için şöyle yapıyorsun. 0.2 mi bu? Geliyorsun şu delta seconds'ı 0.2 ile çarpıyorsun, tamam mı? Artık senin FPS'in düşmüş düşmemiş fark etmiyor. Şimdi tabii çok çok küçük bir rakam kaldı. Bir de geliyorsun bunu işte 100 gibi bir şeyle çarpıyorsun ki bir sabit hızı olsun, bunun dönme hızı olsun. Şu an mesela bu dönüyor ya. Arkadaşlar 1 FPS'iniz de olsa 100 FPS'iniz de olsa artık sabit hızla dönecek. Tikten kurtulmanın doğru yolu bu şekildedir. Tabii ki Eventik'te kullanabilirsiniz. Kodlarınızı Eventik'te yazabilirsiniz. Ancak şeyden kaçınmanız lazım. Tick dependent kodlardan kaçınmanız lazım. Eğer tick'te bir şey çalıştırıyorsanız delta seconds'ı kesinlikle içeriye dahil etmeniz lazım ki tick'e bağlı hız yavaşlaması ya da hızlanması sorunları yaşamayın. Ya da bazı şeylerde damage'i mesela şeye bağlıyorlar, işte movement'a bağlıyorlar. Movement'taki velocity'niz de tick'ten etkileniyor. Yine onu da hesaba katmanız gerekecektir. Bundan da bahsederek şunu da kapatarak bir sonraki paketin incelemesine geçiyorum. RPG'den devam ediyoruz. 4. paketimiz Skeleton Knight Modular. Tamamen kolları, başı, vücudu, bacakları, silahları farklı farklı değişebilen, birbirleriyle uyumlu iskeletler mevcut. Bir Skeleton Knight deyince benim aklıma hep Knight geliyor, Dodocamp geliyor. Bilmem size de aynı o şekilde geliyor mu ama Skeleton Knight denince benim aklıma gelen görüntü bu değil. Beyaz bir iskelet, elinde de bir kılıç var böyle. Görmüş olduğunuz gibi birden fazla kalkan şekli, birden fazla silah çeşidi, helmeti, zırhıyla çok fazla customize edilebilir bir iskelet şövalye. Görmüş olduğunuz gibi birden fazla kombinasyonumuz var. Toplamda 7 tane armor seti var ama bu 7 armor setini birbiri arasında değiştirerek çok daha fazla kombinasyon oluşturabiliriz diye düşünmekteyim. Bu da RPG oyunlarınızın düşmanı olarak güzel bir paket olarak yer almakta. Hadi incelemeye geçelim. Evet, iskelet paketimiz de açıldı. Görmüş olduğunuz gibi toplamda 7 tane armor setimiz mevcut. Bunlar kılıçlı, baltalı, mızraklı ve daha farklı armor çeşitleriyle oluşan, bunları farklı farklı kombine edip farklı setler oluşturabiliyorsunuz. Crossbow'u var, kılıcı var, çekici var, baltası var, küçük kılıcı var. Bu düşmanlar bana Dark Souls 1'deki iskeletleri çok andırdı ya, aşırı andırdı. Bir de şöyle modüllerimiz var. Bu modüllerimiz skeletal mesh'ler. Bu sebeple de birleştirilebiliyorlar. Gelin şuradaki mesela şeye bakalım. EP test'e bakalım. Şöyle set leader poz yapıyor. Ana skeletal mesh'teki animasyonu bunlarda oynatıyor. Çünkü hepsi aynı weightlendiği için doğru şekilde modülerlik çalıştırılabiliyor. Bakalım bizim parent şeyimiz ne? Parent mesh'ini boş bırakmış ama skeletal torz yapmış. Ha, bu direkt şeyi, spine'ı bilmem nesi. Hiyerarşimizde Unreal Engine 4 rigi. Bu sebeple de Unreal Engine'in diğer animasyonlarını da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz diye düşünmekteyim. Bir simulate diyelim bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bir 7 tane karakterimiz falan olduğu için az buçuk kastıkta sıkıntımız yok, çözüldü. Yürüme animasyonları var. Şeylerin bu arada boyamaları yapılmış. Kıyafetlerde küçük küçük oynuyor farkındaysanız. Texture streaming diyorum çünkü çok fazla parça var. Şöyle streaming size textures. Bak. Hatamız gider. Materyalleri de doğru şekilde görürüz. Detayları oldukça güzel. Çok fazla varyasyon var. Ve crossbow'un olması falan da güzel. Farklı düşman tipleri de oluşturabilirsiniz bu şekilde. Belki işte şu kalkanı bırakıp iki elle silah tutmasını falan sağlayabilirsiniz. Mixamo'da ve daha önceki paketlerde verilen two-handed animasyonlu paketler var. Boss Animations paketi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Gayet güzel bir paket. Ben çok beğendim. Özellikle hani ana karakter alabiliyoruz. Mekan alabiliyoruz, animasyon alabiliyoruz ama düşman paketi fazla gelmiyor. Çok tatlı bir paket yiyebilirim ve bir sonraki pakete geçebilirim. Şimdi level verdiler, düşman verdiler. Bir de bize bir karakter versinler. Bir de bunun görev sistemini versinler, atak sistemini versinler. Bir de map versinler, bir de upgrade sistemi versinler, inventory sistemi versinler. Ya siz ne istiyorsunuz derken al sana Moore's RPG Template. Adam bildiğin oturmuş Skyrim'i yapmış ve bunların tamamını da Blueprint'le yapmış. Bize de hazır paket olarak buraya tanımlanmış. Yani Unreal Engine yetkilileri, Epic Games yetkilileri bu aya başlarken demiş ki ya biz bir biz bir Unreal kullananlara bir RPG paketi verelim şöyle. Hem kodu olsun, hem düşmanı olsun, hem level'ları olsun. Görmüş olduğunuz gibi mini map'inden kompasına, karakterine, diyalog sistemine, inventory sistemine, craft sistemine, yani içerisinde birden fazla sistem mevcut ve Skyrim oynayanlar için aşina bir arayüzle de bizleri karşılamakta. Görmüş olduğunuz gibi attribute sistemimiz var, yani nasıl söyleyeyim, işte strength'inizi verebiliyorsunuz, agilitinizi verebiliyorsunuz, ona göre büyük ihtimal giyebileceğiniz gear'lar, zırhlar, teçhizatlar değişiyordur. Artık onları bilemiyorum, projenin içerisinde göreceğiz. Yani cidden uzun süredir verilmiş en iyi hazır, nasıl söyleyeyim, böyle gameplay template'i diyebilirim. Genelde ben sevmiyorum biliyorsunuz bu tarz projeleri. Bana biraz böyle tembellik gibi geliyor. Ama buna da laf söyleyemem. Yani yüzüm gülüyor şu an, farkındasınızdır diye düşünüyorum. Adamlar Skyrim vermişler, yani Skyrim template'i vermişler. İncelemek için sabırsızlanıyorum. Büyük ihtimal bir hazır projesi vardır. Hani indirip direkt build'den açabileceğimiz. Bir de editörünü de bir inceleriz diye düşünüyorum. Bakın Skyrim'deki kapı açma mekaniğini bile eklemişler. Görmüş olduğunuz gibi diyalog sistemleri var. Ya maşallah at sürme var falan, şov yani. Hadi incelemeye geçelim. Öncelikle bir bakalım bunun hazır projesi var mı? Bakıyorum hemen. Playable demosu var. Bir playable demosuyla başlarız. Ardından da bir engine içerisinde de bakarız neler olmuş. Arkadaşlar ben kanalda oyun kanalı yapacağım derken bundan bahsetmemiştim. İndirdik demo projesini. Gayet The Dark Age işte bilmem ne. Şöyle kredisi var. Credits ekranı var demek ki. Kendiniz kredislerine girebiliyorsunuz. Unreal Engine 4 kullanarak geliştirilmiş. Çok güzel bir grafik ayarı ekranı var. Bakın sırf bunlar için bile indirilir. Grafik ayarı nasıl yapılır? Yani tutorial'ını mı çekeceğiz? Al indir, tak 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 tak. Kendi UI elementlerine gir, kendi quality'lerine gir, kendi ayarlarına gir. Çalıştır. Şöyle sesleri birazcık kısalım. Gameplay'de mouse sensitivity'si var, difficulty var. Oyunun difficulty'sini ayarlayabiliyoruz. İlginç. Font type'ımızı seçebiliyoruz. Hepsi acaba bunlar open source şeylere mi, fontlar mı? Öyledir diye düşünüyorum. Neyse medieval seçelim. Şöyle Hamlet seçelim. Font size'ı bilmem neye ayarlayabiliyoruz. Güzel. Mapping var. O da güzel. Çalışıyor mu bilmiyorum. Hızlıca bir start diyelim ve başlatalım. Neymiş bakalım. Sinematik falan da görürsek yuh artık diyeceğim. Evet şöyle karakterimiz arkasında pelereniyle, sesler birazcık yüksek, bana şöyle sesimizi kısabiliyor muyuz? Options, audio, ben bunları kısmıştım, save'lemedim diye herhalde. Niye küçüldük ya? Niye küçüldük abi? Yapalım. Alt enter yapalım. Gayet çatır çatır oyun. Şimdi 1'e basacağım, 2'ye basacağım. FQ. Allah. Q'ya basınca mı aldı eline? Q'la atak yapıyor. Sol klikle atak yapıyor. Right klikle ne yapıyor? Periliyor galiba. Aynen öyle. Ondan sonracığıma Q'la kesliyor. R'le bağırıyor birazcık ama olsun. Q'la çektim. Numlock'la koşu ve yürüyüş arasında geçiş yapıyoruz. Alt'la koşuyor. Ata binebiliyor muyum? D. Enter. F. Ata neyle biniyorum? Dismantle Z. Middle mouse'la selfie kamerasına geçiyormuş. Güzel. Of. Siz de duyuyor musunuz ya köpek gibi sesleri? Şunlarla bir konuşalım. Konuşamıyor muyuz bunlarla? Dur bakalım. E'yle mountluyorsun diyor. Bir E tuşunda sıkıntımız var sanki. Ne E ile konuşabiliyorum ne de mountlayabiliyorum. Buna dövüşelim. Biraz kabız. Abim nereye bakıyorsun abi? Ya şimdi oyun ismi söyleyeceğim, yanlış olacak. Çok komikmiş. Arkadaşlar combat birazcık komik. Hani itiraf etmem lazım. Dur bakalım şu ata binebilecek miyiz? Şöyle bir koşalım. Ben bu ata niye binemiyorum? Sanki interaction sistemi çalışmıyor gibi. Değil mi? Aynen. Ya da ben keybind'ları bozdum. Böyle bir options diyelim. Controls. Vanity. Tract. Tamam. Apply diyeyim. Yok. Şey algılamıyor. Mouse'un ortasında sanki bu yokmuş gibi davranıyor. İlginç. Başka ne yapabiliyoruz? Inventory'yi açalım. Taplama. Bunlar bizim giyili şeylerimiz. Mesela bunu böyle sürükleyip atabiliyor muyum? Atamıyorum. Droplasak. Sağ kliklediğimde dropladı. Sahneye mi attı? Bir yere attı valla. Yerden alabilseydim güzeldi onu. Ha yok. Çıkartmış, atmamış. Neyle dropluyorum? D ile de dropluyormuşum. D'ye bastım, attı bakın sahneye. Sahneden de alabiliyor muyum? Alabiliyorum ama alt enter yaptığım için mi bozuldu ya? Bakın şeye tıklayamıyorum. Allah. AD değil mi bu? Q mu? Kırıldı. Açamayacağım galiba. Allah açamayacağım galiba. Aha, açtım. Tam ekranın ortası çalışmıyor galiba. Ha, şimdi çalıştı ya. You take the peer. Okay. Ha, şimdi kılıcı verecek. Tamam. Bir şeyler buglanmış. Bak daha demin konuşamıyordum bunlarla. We have an inn, stables, a church, some shops and of course a castle where you will find the knights of the round table. Görev mi vereceğim bana? No, unfortunately, King Arthur died a year ago at the Battle of Camlan. Now King Constantine rules over Albion. Konstantin falan diyor oğlum lan, hayırdır sana? Tamam gidelim Castle'a o zaman. Hah, şimdi binebiliyorum Ataga. Aynen. Bir şeyler bozulmuş arkadaşlar. Kale nerede acaba? Minimap var mı? Var. Map de var. Neredeyiz biz? Buradayız. Kale nerede? My house. Calvary. Hadi gelin şuradan şu yolu bir takip edip gidelim. Kaleye doğru. Burada abiler pusu kurmuş. Tezgah lan. Arkadaşlar bakın işte dışarıdan görünen 5 screenshot. İçerideki kaliteyi görüyorsunuz. İnelim. Burada neler varmış? Unicorn in. Adam bildiğin bak yapmış işte yani. Greetings traveler. Looking for some weapons, armor or magical scrolls? We stock them all. Oo, bakın kaç paramız var? 5000 gold'umuz var. Yani istediğimizi alabiliriz. Bir tane mesela şundan alalım. Bunları giyelim. Hani bütün sistemlerini de görmüş olalım. Böyle bir şuraya çıkalım. Orta mouse'a basalım. Bir giyelim bakalım şunu. Ne oldu? Bir şeyler bozuldu. Yani gayet güzel bence. İçine yaz hikayeni. Al sana RPG oyunu. Kombata bir el atmanız gerekecek ama mecbur. Onu söyleyeyim. Onun dışında gayet cayır cayır proje yani. Neredeyiz? Buraya gelmişiz. Castle yok galiba. Castle'ı kendiniz yapmanız lazım. Hadi gelin. Bence tamamız. Bir de projeyi inceleyelim ve bitirelim. Çok fazla uzamadan. Olanı anlatayım da siz de gülün. Ben bu projeyi indirmeye başladığımı unuttum. 1 saat mi geçti, 2 saat mi geçti artık bilmiyorum yani. Çünkü 4 GB o, 8 GB bu, 20 GB bu. Neredeyse bütün gün öldü yani asset inceleyeceğim diye. Neyse projemiz yavaş yavaş açılıyor. Şimdi incelemeye başlayacağız. Biraz kapsamlı incelemek istiyorum. Ama ne kadar kapsamlı inceleyebilirim onu da bilmiyorum. Bir hızlıca merak ettiğim bir şey var. Bu RPG oyununu ayağa kaldırdıkları bir framework falan var mı? Gameplayability sistemden şüpheleniyorum. Bir bakalım hemen, plugin açık mı? Gameplay tags açık mı? Gameplay tags açık. Gameplayability açık mı? Gameplayability açık değil. Tagları kullanmış. Ancak attribute'ları falan kendisi yapmış o zaman. Bir kontrollerıyla başlayalım maşallah. Bütün proje bu arada Blueprint'te ayağa kaldırılmış. Cidden dedikasyon isteyen bir şey bence. Hızlıca bir şöyle Blueprint'e girelim. İçerideki Blueprint klasörlerini görüyorsunuz. Bayağı dolu dolu. Controller'a girerek bir inputlarımızı nasıl alıyoruz bir görelim. In-game player controller'a gireceğim. Enhance input falan da olacağını zannetmiyorum. Direkt key press'lerle falan çalışıyordur diye düşünüyorum. Şöyle bir gelelim. Event grafa. Maşallah. Enhance input. Güzel. Güzel. Tamamı enhance input'larla çalışıyor. Tatlı. Back in play'de neler yapıyor bir bakalım. Çok kısa bakacağım her şeye. Hani bu kadar büyük bir projenin ayağa kalkması için nelere ihtiyacımız var aslında onları göstermek için. Karakter datalarını okuyor, preferansları okuyor, widget'ları oluşturuyor, message widget'larını oluşturuyor, spell, update spell. Şurada bir timer var. Bu timer'da işte statüsler falan çalıştırılıyor. İşte gameplayability sistem kullanmayınca bu tarz mevzulara biraz gerek kalıyor. Yani sürekli timer'da şeyi kontrol ediyor. Üstümüzde herhangi bir spell var mı? 0.1 saniyede bir. Bu da saniyede bir işte stamina'yı arttırıyor. Bilmem neyi yapıyor. Yani aslında overtime şeyleri buradaki timer'larla çözmüşler. Ardından bütün NPC dataları bilmem neler spawn ediliyor. Karakter pozesleniyor ve enhance input bağlanıyor. Ve ardından da viewport arayüzü ekleniyor. Geri kalanların tamamı inputların bağlanması diye düşünebilirsiniz. Kontrolleri de çok fazla kontrolüre bağlı olmaması gereken şeyler de var sanki gibi geliyor. İşte get attack rating gibi falan filan, sanki bunlar direkt input'ta gönderilip combat sistemine falan gönderilse iyi olurmuş gibi geliyor. Bu ne ya? Get random food item falan. Bu bir şey ye dediğinde büyük ihtimal bunu çalıştırıyor. Bu da rastgele bir food item döndürüyor şuradan. Büyük ihtimal aynen apply. Şurada bir tane yemek ekliyor inventory'e. Yani değişik. Şurada is wearing heavy armor, is wearing light armor. Bu da büyük ihtimal koşma hızlarını falan etkiliyordur diye düşünüyorum. Yani çok kapsamlı bir controller sınıfımız mevcut. Input için herhangi bir ekstra bir şey yapmamışlar. Input komponent falan yapmamışlar. Bir bakalım şu karakter nelerden oluşuyor, hangi komponentlerden oluşuyor. Ayak sesi var, büyü atma sesi var, konuşma sesi var. Onun dışında skeletal static mesh'lerden oluşan bir kendi hiyerarşisi var. Minimap icon'ı var. Minimap'te görünmesi için bu komponent kullanılıyormuş. Onun dışında karakterde modüler tamamen daha önce verilen Skeletal Knight'la da aslında uyumlu olduğunu söyleyebilirim bu sebeple de. Bunun da türediği bir NPC karakter var. Gelin bir ona bakalım. Savaşabilen NPC. Bunun içerisinde de işte atak fonksiyonları falan var. Melee atak yapabilmesini sağlayan, spell yapabilmesini sağlayan, UI'ları bundan açıyor. Yani birazcık aslında çok over, nasıl söyleyebilirim, fazla enkapsülasyon yapılmamış. Her şey karakterlerin içerisine birazcık doldurulmuş gibi hissettirdi bana açıkçası. Bu responsibility'ler başka şeylere aktarılarak bir tık rahatlatılabilirdi diye düşünüyorum. Itemlar için mesela şey olabilirdi, NPC'lere bir item komponenti olabilirdi. Çünkü bu tarz fonksiyonlar da yine karakterin içerisine yapılmış. İşte önce bir loot generate ediliyor. Bu loot'ta sonra inventory'sine ekleniyor. Inventory dediğimiz şeyde bir dictionary mi içinde tutan, nasıl ekliyor? Ya da item bayağıydı. Aynen. Bakın şöyle bir struct array olarak tutuyor. Bence doğru değil. Bazı şöyle non-humanoid NPC'ler de var. Aynı şekilde saldırı yapabiliyor, atak yapabiliyor. Bunları inceleyerek aslında yapay zekalar nasıl çalıştırılıyor, büyük bir projede nasıl çalışılıyor görebilirsiniz. Çoğu bence doğru olmayan şekiller ama bu tarz büyük projelerin architecture'ı tamamen geliştirici tarafından belirleniyor. O yüzden doğrusu yanlışı bir değil. Bence diyorum. Ancak incelemenizde fayda var. Bir RPG oyununun en azından kaç tane elementi var, geliştirmesi ne kadar sürer, estimation yapabilmek adına faydalı olacak bir proje olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Lockpicking'in mesela mini game'i burada. Kendi game modu, deneme game modu falandır bunlar diye düşünüyorum. Çünkü şurada Lockpicking'i başlattığınızda game mod değiştiremezsiniz. Level'ı değiştirmiyorsunuz çünkü. Şurada kendi string table'ları bilmem neleri var. Bunlar lokalizasyon içindir diye düşünmekteyim. Tag'ları nerede kullanıyor acaba? Mesela bunun tag'ı var mı? Diyelim. Ya da açtı ve bıraktı mı sadece? Ha, bakın şuraya şey atmış. Aktör tag'ı var. Neutral. Bu böylelikle saldırmıyor. Ama şurada bize saldıranda başka bir tag olacaktır diye düşünüyorum ki biz de ona saldırıp saldıramayacağımızı bilelim. Aynen öyle. Bakın burada taglarda enemy'si var. Burada da combat'ta enemy tagı var. Burada da bu karakterin kendi details'ında da özellikleri var. mrpgt yazarsak mrpgt. Buradan da customize edebileceğimiz şeyler var. Düşman taglarını girebiliyoruz. Damage'ini girebiliyoruz. Silahını çekmiş başlatabiliyoruz. Sağ elinin silah özellikleri, sol elinin silah özellikleri, bilmem ne ayarları girebiliyoruz. Bu şekilde debugları var. Onun dışında petrol edebileceği pet'i girebiliyoruz. Girdiğimizde büyük ihtimal yürümeye başlıyordur diye düşünüyorum. Bir de şurada referans only var. Bunlar da galiba bütün parametreleri attığı yer. Yani ben şimdi bunun master'ına gidersem, parent'ına gidersem, şurada master'a gidersem buradaki variable'ların tamamını referans only'ye atmış. Parametre olanları da şuradaki customizable'a atmış. Ya aslında tertemiz yazılmış bir blueprint projesi. Bence incelenmesi için bile sırf indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gayet başarılı. Daha da fazla uzatmadan incelemeyi tamamlıyorum. Böylelikle Ağustos ayının projelerini incelemeyi de tamamlamış bulunmaktayız. 5 paket de bence birbirinden güzeldi. Ancak benim favorim kesinlikle ve kesinlikle Moore's RPG Template. Gayet başarılı. Sırf böyle arada boş vakitlerde incelenecek bence bir proje. İkinci sırada Skeleton Knight Modular var bende. Üçüncü sırada Modular Asian Medieval City, dördüncü sırada Stylized Night Dungeon Pack ve beşinci sırada da UnderCity Wonderland Bundle var. Sizlerin sıralamasını da merak ediyorum. Bu benim şahsi sıralamam. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Aşağıya yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Breath of Space'i istekseniz, hala almadıysanız istekseniz alarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki ay görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve Unreal'la kalın.